Hakikaten de iyi partiye baktığın zaman bir bir misyon, bir program, bir ideoloji oluşturamadı. Yani oluşturamadı ve kendisini şimdi mesela bu 28 Mayıs seçimine kadar Cumhuriyet Halk Parti ile yani kuruluşundan 28 Mayıs'a kadar Hı -hı. girdiği bütün seçimlere CHP ile birlikte ittifak haline girdi. Şimdi ben hür ve müstakil olacağım bundan sonra dedi. Ama şimdi hür ve müstakil olunca da ne yapacak yani? Hani hangi görevi, hangi misyonu, ideolojisi ne, siyaseti ne? Nereye nasıl oturtacak? tanımlayacak diyorsunuz? Efendim? Kendini nasıl tanımlayacak? Evet, siyasi tabanlı nasıl kimlik bunalımından kastımız zaten. Şey yapacak, oluşturacak. Bu hangi kesinlikle. kimliğe oturacak? Tanımlayamayacak onu... kendini. Efendim? Tanımlayamayacak. Tanımlayamıyor işte ve sıkışıp kalıyor. Şimdi evet. aday çıkardı Ankara'da ama şimdi şimdi Ankara'da yani hani konuşulduğu gibi yani Sayın Mansur Yavaş var. Hani ülkücü kökenli Cumhuriyet Halk Partili e, Turgut Altınok var. O ülkücü, ülkücü kökenli AK Partili. Şimdi İYİ Parti hangi ideolojiyle hangi siyasetle ikisine oylarının gitmesini önleyecek yani? Anlamadım. Bir de kazanma şansı da görülmüyor kamuoyunda. oyunda. İstanbul'da da verir. Yani CHP'ninki daha gerçek. E, Mansur Yavaş'ın. İzmir, ülkücü bir ve muhafazakar bir parti. Evet. Ama yani. Ankara tipik bir CHP'li İYİ Partili. Evet. İstanbul tipik bir MHP'li İYİ Partili. Şimdi İzmir adayı merkez sağ profil. Ankara adayı merkez sol profil. İstanbul adayı ülkücü profil. Yani üç büyük şehrimizde bir de yüreğimiz başkentimiz dahil üç farklı kulvara hitap eden isimler. Şimdi benim kastettiğim hatta pek çok akademisyen meslektaşımla da çok ters düşüyoruz. Pi <laughs> partinin kimlik bunalımından kastettiğim tam da bu. Evet. Onun dışında evet. Tabii tabii. Pekala Mücahit Bey sizin bu konuda şöyle, şey, hacının da vardı. Siz e, lütfen ilk sözü alın. Şimdi şu ben tabii bu konuya iki pencereyle bakarım şu toplantı konusuna. Birincisi demokratik hak kullanımıdır bu. Ee, öyle ya. Hani Türkiye'de pek alışık olmadığımız ama birileri genel başkanı eleştirebileceği, evet. genel başkana karşı bazı sloganlar atabileceği, batıda olsa muhtemelen tebessümle karşılayıp genel başkan çok soğukkanlı bir şekilde toplantıyı bitirir. Ondan sonra belki de büyük ihtimalle büyük oranda o protestoyu yapanlarla poz verirdi, fotoğraf verirdi. Tamam bu son derece kolay idare edilebilecek bir krizdir bu. Fakat burada sayın genel başkan girilmiş. Hani Türk siyasetçisinin çünkü çok da alışık olmadığı hani salon toplantılarında protesto edilmek. Özellikle parti tarafından. Bunu bu tarafa koyalım. Bu demokratik bir haktır aslında. İkinci hususta şu, e, fakat Türkiye profiliyle bakalım. Türkiye'den bakalım meseleye. Şimdi bu uluslararası e, po politik gerçeklikten baktım. Şimdi Türkiye politesi olur dediniz. Evet. Tamam ama bu vardır yani. Vardır. Belki de belki de olması gereken demokrasi standardı budur yani. Hani o noktayı Bizim sürekli teşvik etmemiz lazım belki de. İkinci husus da şu. Türkiye gerçekler açısından baktığımızda meseleye. Bu meselede e, tabii ki birinci soru ben de uzun süre teşkilatlarda bulunmuş bir kardeşiniz olarak şunu söyleyeyim. Birinci husus bu e, protestocuların normalde Türkiye'de bir siyasi parti il başkanlığında toplantı herhalde orada ve il başkanında genel başkan varken oraya e, bir şekilde nahasıkça alınmaması lazım. Tamam mı? Evet. Budur yani organizasyonu yapan bir Türk siyasi partisi ne yapar? Herhangi bir parti ama. O arkadaşları bilirler ki bunlar orada hır çıkaracaklar tabiri caizse. Bilinir evet. Dolayısıyla bilinir tabi. Tek, tek bilinir, biliyorlar. Herkes bilinir. Dolayısıyla bunda doğru. il yönetiminde de bir yol verme olduğu kanaatindeyim Zaten arkadaşlar. Zaten alındı görevi Tamam. Çünkü il yönetimi eğer buna yol vermezse Cansu Hanım asla girmezler. Belli ki il yönetiminde de aday konusunda çok ciddi bir rahatsızlık var. E, bu bunu bunu çıkarız bu toplantı e, protestoyu protestoyu bırak hani oraya alkışlayacak yaşa var ol diyecek. E, gibi ha var. Bravo Doğru doldurur, değil mi? şimdi eğer böyle yani, bir Hanım da haberi olmadan il yönetiminden bazıları bu arkadaşlara belki de e, yol vermişler sokmuşlar evet. içeriye yani hani protesto olmuş orada çünkü adayı istemiyorlar gelelim yerel siyasi gerçeklere Türkiye'de yerel siyasette ben de e, beylik yüzünde 2014 2019 ee, grup başkan ve ilki, vekilliği AK Parti meclis üyeliği yaptım. Beylikdüzü'nde. Merkez Karar Yönetim Kurulu'ndan önce Ekrem Bey belediye başkanımızdı. Ben AK Parti grup başkan vekiliydim. Beylikdüzü'nde. Dolayısıyla o yerel siyasetin farklı dinamikleri vardır. Hani bizim belki de hiç alışık olmadığımız şöyle alışık olmadığımız hani son derece yadırgayacağımız hani e, akşamleyin mesela AK Partili uyur, sabahleyin yeniden Refah Partili kalkar. Yerel figür. Böyledirler. E, maalesef diyelim benim bana çok ters olan Sadece kariyer planlaması için bu kadar kolay parti değiştirebilen... Geçişler rahat geçişler olur. Geçişler olabilen e, bir durumdur bu. Bana niye ters? Çünkü biz parti mensubiyetini ideolojik bağla birlikte tanımlayan insanlarız. Hani AK Parti mensubiyetini neyle tanımlarım? Mesela işte milli görüşle tanımlanır. Ondan sonra Adnan Menderes çizgisiyle tanımlanır. Bir ideolojik bağla, geçmişi olan bir bağla tanımlanır. Hani veya e, şöyle söyleyeyim. Egemen ideolojiye karşı orada e, kastettiğim çok hassas bir nokta ve iyi anlaşılmasını isterim. Egemen ideoloji değil de hakim ideolojiye karşı bir itiraz, bir e, muhalefetle de kendinizi ifade edersiniz ve kendini ifade etmiştir. AK Parti. Aslında AK Parti o noktada muhalif bir hareket olarak gelmiştir Türkiye'nin gündemine. Daha sonra devletleştiği noktasında eleştiriler var. Evet yani hani onu hepimiz okuyoruz. Bazı yazarlardan. E, dolayısıyla bu noktada ben ideolojik tutumu esas alırım. Fakat yerel e, şeyde düzlemde bu ideolojik farklılıklardan çok kişisel kariyer planlaması noktasında veya kişisel ihtiras diyelim hani siyasi hedefler noktasında bazı haller olabiliyor ben Şaban Bey'in şurada dediğine çok katılıyorum bu geçişlerde evet böyle kabul etmeyelim İlk itirazımı verdim zaten kabul etmeyelim ama Şaban Bey'in dediği şey çok doğru bu görülüyor mu Türkiye'de hani defaatle bir sürü örneği var mı Hı. AK Parti'de de var yeniden Refah Partisi'nde var, var hepsinde var Dolayısıyla bunu yadırgamamak lazım. Ben yadırgamıyorum. Hani işte bir ilçede Milliyetçi Hareket Partisi'ne yakın bir adayla Cumhuriyet Halk Partisi'nin çıkması, diğer ilçede başka bir e, için siyasi bir siyasi eğilime yakın adayla çıkmasını ben açıkçası yadırgamam. E, onu eleştirecek olan dışarıda olan ben değilim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bir itiraz beklerim ona. Cumhuriyet Halk Partisi içinde ona gönül vermiş yazarlardan, siyasi yazarlardan itirazlar bekleyebilirim. Bu da doğaldır ama Partinin yaptığı da doğal değildir. Nitekim partiler pragmatiktir sonuçta. Netice itibariyle bir oy fazla almaya çalışıyor adam yani. Niye? Kazandı. Çünkü hayatiyetini devam ettirmesi lazım. O ilçeyi kazanması lazım ki orada Cumhuriyet Halk Partisi'nin işte örgüsünü, ideolojisini, yapısını kabul ettirebilsin. Ve onu o adayla yapacaksa ki bazen biliyorsunuz aday seçil, seçilmeden önce çok önemlidir de seçildikten sonra parti çok önemlidir. Çünkü parti biraz e, iplere hakim olan teşkilatıyla te, teşkilatlarıyla örgütüyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgütleriyle oraya hakim olacak olan yine genel merkezdir. Genel merkez o işi becerebilirse kendi görüşünü, ideolojisini e, şeyle halkla paylaşabilir. İşte yaklaşımlarını sosyal belediyeciliği Cumhuriyet Halk Partisi onun üzerinde çok durur. Sosyal belediyecilik belediyecilik noktasında onları halkla paylaşabilir. Önemli olan ama bunları yapabilmeniz için seçimi kazanmanız lazımdır. Seçimi kazanmanız için de rasyonel tavır sergilemeniz gerekir. 2019'da Mansur Yavaş'ta yaptığı mesela. Evet ya, doğru. Mansur Yavaş'ta ülkücü kökenli. Değil ya de. bizimki de öyle. Şu anda Tabii Ankara aldı, Büyükşehir Belediye Ankara Başkanı adayımız. Mesela. Şaban abi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı evet. adayımız kim? MHP ha, ülkücü kökenli. Evet, evet, değil mi? evet, evet. Turgut, Ya bırak ya. Mansur Yavaş'ı evet, evet, evet Biz de evet eee Partisi kazana, kazana kökenli Kazanabilecek bir adayı şu anda aday adayına aday yaptık. Partimiz daha doğru. Çünkü çünkü Ankara'nın gerçeği o. Evet, eski, gerçeği ya eski bu eleştirilecek bir şey değil. Bu son derece evet, doğal. Hani yani bu evet. şey de, denizi geçten sonra derede Olmamak lazım. Yani bu, bu bütün partilerin zaman zaman yaptığı şeydir. Hani yeniden yeniden Refah Partisi de bu arada AK Parti'nin bahçesinde sürekli <laughs> kazı yapıyor. <laughs> kazı yapıyor, evet, kazı evet, yapıyor or sürekli. Orada da ilginç ee, Onu oradan var. eleştiriliyor mesela ama bakın bu eleştirilecek bir şey bu gerçeklik. Bu kazanmak için, kazanmak isteyen genel merkezin gerçekliğidir. Genel merkezde böyle çok gülü oynuyor belki öyle bir durum da yok. Çok tartışılıyor bu isimler büyük ihtimalle. Hani ideolojimize yakın mı, değil mi? <laughs> çeşitli itirazlar oluyor orada o süreçlerde. <laughs> Ama netçe itibariyle rasyonellikle e, ve kamuoyunun yönelmesi neyse e, onu aday göstermekte Peki. serbestler. Ama bazen işte genel merkez ona kamuoyuna rağmen aday gösterirse orada toplumsal bir itiraz yükseliyor. Hatay'da gördüğümüz gibi. Hatay'daki de öyle. O farklı bir şey. O, pekala evet. hacı yakışıklı sen de evet. bu konuda ben de bir ek yapacağım demiştim. çok hızlı onu da alalım konuyu değiştirmek bu kavganın istiyorum kavganın çıkma ki. sebebi nerede başladı onunla ilgili bilgi geldiği için o bilgiyi vermek için ekleme tamam. yapayım dedim ee, bir kere hiçbir genel başkanın karşısında böyle bir kavga olmaz bu zaten e, Türkiye gelenek göreneklerine da aykırı Türk halkı da bunu sevmez bizim milletimiz genel başkanın önündeki tartışmayı sevmez burada e, AKP, e, Etimeskut İyi Parti'nin Etimeskut İlçe Belediye Başkan adayı açıklanıyor. E, Etimeskut özellikle ilçe belediye başkanına itirazlar sonucu burada bu kavga çıkıyor. Etimeskut'un adayı Kimi Parti'nin AK Parti'nin eski Etimeskut ilçe başkanı Hilmi Özer açıklanıyor. Ve Hilmi Özer üzerinden burada bir kavga çıkıyor. E, kavganın esas sebebi bu. Biz AK Parti ve MHP'de dikkat edin Ankara'yı konuşuyorsak. AK Parti ve MHP Ankara'da 25 ilçenin 20'si AK Parti, 5'i MHP. Gölbaşı, Polatlı, Kalecik, Ayaş, e, buralar Milliyetçi Hareket Partisi'ndeydi. Etimeskut bir de. <laughs> Geri kalan 20 ilçenin tamamında AK Parti, AK Partili isimleri gösterdi. MHP'de MHP'li isimleri gösterdi. Köken olarak, şey olarak hiç fark etmez. Şimdi AK Parti ve MHP'de böyle bir tartışma yok. Ama biz CHP ve İyi Parti'de görüyoruz. Çünkü beraber hareket ettiler. Bakın Cengiz Topel Yıldırım her ne kadar CHP'li aday olsa tamam Ankara'da iki ülkücü yarışıyor ama İyi Parti CHP'li bir adayı göstererek artı bir avantaj elde edemez mi? Tabanını buradan konsolide edemez mi? Aslında bunun tamamen yanlış tam, edemez mi diyorum. Tamamen yanlış olmadığını gösteriyor. Salı günü ben programda Cengiz Topel Yıldırım'ı eleştirmiştim. Dedim ki İyi Parti'nin adayının Ankara'da afişi bile yok. Çalışmıyor, sokağa çıkmıyor dedim. Bugün gelirken ee, Ovacık'ta, Etlik'te ee, Mevlana Bulvarı'nda, Mevlana Bulvarı önemli, ee, afişlere asılmaya başlamış Cengiz Topel Yıldırım'ın. Bu İyi Parti'deki sürecinin biraz daha devam edeceğini gösteriyor. Peki AK Parti'de olmuyor mu? AK Parti'de şöyle Yeniden Refah dediğiniz için bir örnek verip bitireyim. Yeniden Refah Partisi'nde evet AK Parti'nin gösterilmeyenleri hemen Yeniden Refah Partisi solu alıyor. Metin Külünk'e de adaylık teklifi yaptılar İstanbul'da. Ben Metin Külünk'le görüştüm ve Sayın Külünk aday olmadığını reddettim şeklinde değil. Nezaketli bir şekilde konuştum ve niçin aday olmamamız gerektiğini ve İstanbul'da birleşmemiz gerektiğini Yeniler Refah Partisi anlattım diyor Metin Külünk'ün açıklaması. Şanlıurfa karşı Metin diyorsun. abi'nin yeri yurdu bellidir ya. Tabii. Yanlış o yapmış. da zaten öyle söylüyor. Görüştük Ben söylüyor. Benim, benim yerim Şimdi Şanlıurfa'da ederim. biraz karışıklık var. Şanlıurfa'da da şöyle Kasım Gülpınar ismi ya şöyle aynı Battal İlgezli'de olduğu gibi ben hak veriyorum. Battal İlgezli dört dönem belediye başkanlığı yapmışsın gösterilmedin diye CHP'ye demediğini bırakmıyorsun. Şimdi Kasım Gülpınar dört dönem milletvekilliği yapmış AK Parti'de. Dört dönem Şanlıurfa'da AK Parti hiç sektirmeden aday göstermiş. bir dönem gösterilmeyince solu başka bir partide almış. Az önce bahsettiğimiz ilk keselliğin dışında. Hatta iddiadır bu belki Can da biliyordur. Bir iddia olarak da şu söyleniyor. Ya AK Parti kaybetsin de gerekirse HDP'lilerle bile e, bir şeyler yaparız şeklinde ne kadar, şu bu, anda. Bugün öyle bir iddia var. Dönüyor, iddia deniyor. dönüyor. <laughs> ya bunlar hoş değil, bunlar siyaseten hoş değil. CHP'de de olsa hoş değil, AK Parti'de de olsa hoş değil. Siz bu yok. partilere bu kaybettirmek için onun bu, bu şekilde yok. bir aktör ortaya koyarsanız bu yanlış olur. Bence Kasım Gülpınar'ın yapması gereken de Şanlıurfa için söylüyorum çıksın bu iddialara cevap versin.